Son birkaç videoda gördüğümüz gibi, Milattan Önce 509'da kurulan Roma Cumhuriyeti Julius Caesar'ın egemenliğiyle son buluyor. Julius Caesar'ın Rubicon'u geçip ömrü boyunca diktatör olmasından ve elinde bulundurduğu iktidar sebebiyle Milattan Önce 15 Mart 44'te, yani Mart'ın ortasında suikaste uğradığından bahsetmiştik. Bu durum Roma'yı bir iç savaşa sürüklüyor. Sonuç olarak Augustus ya da o dönemdeki adıyla Octavian ve karşısında Marcus Antonius ile Kleopatra arasında bir savaşa dönüşüyor. Oktavyan zafer kazanmayı başarıyor ve milattan önce 27’de imparator ilan ediliyor. Daha doğrusu bu tarih, tarihçilerin imparatorluğun resmen başlangıcı olarak kullandıkları tarih. Augustus'un imparator olduğu milattan önce 27’den milattan sonra 180’e kadar. yani yaklaşık 200 yıllık bir dönem, Roma İmparatorluğu için iyi bir dönem olarak kabul edilir. Göreceğimiz gibi hala çok çatışma var. hala kan dökülüyor, ancak nispeten istikrarlı bir dönem bu dönem aynı zamanda Pax Romana yani Roma barışı olarak da anılır. Burada resimde yaklaşık 200 yıllık dönemin imparatorlarının çoğunu görüyoruz. Augustus nispeten iyi bir yönetici olduğunu kanıtlıyor. İmparatorluğun önümüzdeki birkaç yüzyılına iyi bir temel oluşturuyor. Roma İmparatorluğu tabii ki resmi olarak bir imparator tarafından yönetiliyor. Ancak bir süre sonra en azından Batı Roma İmparatorluğu milattan sonra 476'da sona eriyor. Yani kabaca bir 500 yıl devam eden bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ve Augustus bunun için güçlü bir temel oluşturuyor. Kendisi güçlü bir yönetici olarak görülüyor. Çok sayıda kurum oluşturuyor. Tarihi bir perspektiften bakıldığında Hz. İsa'nın Augustus'un egemenliği altında doğduğunu da belirtmek gerekir. Çoğu tarihsel görüşe göre Hz. İsa M.Ö. 4 ila 6 yılları arasında bir zamanda doğmuştur. Augustus'tan sonra başa Tiberius geçiyor. Bu arada Tiberius hem Augustus'un üvey oğluydu hem de Augustus'un kızıyla evlenmişti. Yani o yüzden hem üvey oğlu hem de damadıydı. Ayrıca o da yetenekli bir imparator olduğunu kanıtlamıştı. Augustus'un oldukça uzun bir süre hüküm sürdüğünü görebilirsiniz. 30'lu yaşlarında başa geçiyor ve 70'li yaşlarına kadar iktidarda kalıyor. Tiberius da oldukça uzun bir süre iktidarda kaldı diyebiliriz. Tarihi ya da dini bir bakış açısından bakıldığında, Hazreti İsa'nın Tiberius'un başta olduğu dönemde çarmıha gerildiğini söyleyebiliriz. Yeni ahitte bahsedilen Roma İmparatoru Tiberius'tur. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesini isteyen Pontius Pilate onun valisiydi. Evet, Tiberius'tan sonra yeğenlerinin torunu ve onların torunları geliyor. Hepsinin doğrudan akraba olmadığını görebilirsiniz ancak hepsi bir nevi ailenin parçası. Tiberius'un yeğeninin torununun torunu Caligula. Caligula aslında onun takma adı. Kendisi Roma imparatorları arasında çok da iyi bir üne sahip olmayan, sadist, sapık gibi sıfatlarla anılan biri. İnsanları sadece eğlenmek için öldürdüğü biliniyor ve daha sonra suikaste kurban gidiyor. Hükümdarlığı yalnızca birkaç yıl sürüyor ve sonra yerine amcası Claudius geliyor. Claudius'tan sonra başka bir kötü figür geliyor, Neron. Milattan sonra 64'te Roma'da büyük bir yangın olduğu biliniyor. Birçok Roma vatandaşı Nero'nun bunu kasıtlı olarak sarayı için yer açmak istediğinden yaptığına inanıyordu. Yani Roma'yı yakan Nero'ndu. Bu yangında çok sayıda Romalı öldü. Nero'nun annesi de dahil olmak üzere birçok insan bu yangında öldü. Neron en çok Hristiyanlara zulmetmesiyle bilinir. Bazı kayıtlarda onları yağa batırıp bahçesinde ateşe verdiği yazıyor ve bunu bahçe aydınlansın diye yapıyormuş. Tabi bu insanlara hemen deli, çıldırmış ya da hasta demek mümkün değil. Ancak hem Caligula hem de Neron o dönemden kalan ya da ondan sonra kısa süre sonraya ait olan tarihi kayıtlara güvenirsek eğer hiç de iyi insanlar gibi gözükmüyorlar arkadaşlar. Evet, Neron sonunda intihar ediyor ve Neron'un ölümüyle Julio Claudius hanedanlığı da sona eriyor. Evet, bunu yazalım. Julio Claudius hanedanlığı. Buna Julio Claudius denmesinin sebebi bu karakterlerin hepsinin, şöyle kare içine alayım, evet, bu karakterlerin hepsinin aslında aynı aileden geliyor olması. Hem Julius'tan, yani Julius Caesar'dan, hem de Claudius'un ailesinin soyundan geliyorlar. Bu nedenle Julio Claudius hanedanlığı deniyor. Şimdi, Julio Claudius hanedanlığının sonunda yeni bir hanedan geliyor. Vespasianus. Kısa bir iç savaş oluyor. Yani Roma barışında da bir miktar savaş ve kan var aslında. Bütün bu zamanda bir sürü akraba öldürülüyor. İmparator için tehdit oluşturabilecek insanlar öldürülüyor ve burada sadece Romalılar hakkında konuşuyoruz. Bir de öte taraftan sürekli olarak Germen kabileleri ve Orta Doğu'daki gruplarla savaşıyorlar ve daha fazla toprak alıyorlar. Haliyle bu savaşlar son derece kanlı geçiyor. İnsanları sürekli köleleştiriyorlar. Roma İmparatorluğu bazen çok güzel ve şaşalı, mükemmel gibi görünse de çok fazla insan köleleştirilmişti. Hatta kasabaları sırf paranoya sebebiyle yakılmıştı. Özellikle de Caligula ve Neron insanları zevk için öldürmüşlerdi. Ardından Flavius Hanedanlığı geliyor. Burada 3 Flavius İmparatoru resmedilmiş ama isimleri şöyle. Vespasianus, Titus ve Dominitianus. Ayrıca Kolezyum'u da unutmamalıyız. Roma'daki meşhur kolezyum bu dönemde inşa edilmişti. Ayrıca Kudüs'teki ikinci tapınak da bu dönemde yıkılmıştı. Ondan sonra tarihçilerin özellikle de yüzyıllar sonra Niccolo Machiavelli'nin iyi imparatorlar dediği imparatorlar geliyor. İyi imparatorlar denilenler, bu karakterler, burada onları kare içine alayım, evet. Bunlar Roma barışının son beş imparatoru. Aslında belki de iyi kelimesini tırnak içinde kullanmalıyız. Çünkü Roma'nın düşmanları için, köleler için sadece savaş esiri olmaları ya da basit bir suç işlemeleri nedeniyle kolezyuma atılan insanlar için Roma İmparatorluğu hiç de iyi falan değildi. İyi olarak görünmelerinin nedeni becerikli yöneticiler olmalarıydı. Roma İmparatorluğunu genişletmeye devam ettiler. Özellikle Traianus ya da Trajan döneminde Roma İmparatorluğu coğrafi açıdan en geniş noktasına ulaşıyor. İşte buradaki haritada görebilirsiniz. Bu Roma İmparatorluğu'nun coğrafi olarak en geniş olduğu döneme ait bir harita. Trianus'tan sonra Hadrianus başa geçiyor. Hadrian duvarını duymuşsunuzdur. İşte o duvar Roma İmparatorluğu'nun en üstteki sınırında yer alıyordu. Ardından Roma barışı Marcus Aurelius ile bitiyor. Marcus Aurelius filozof imparatordu. Meditasyonlar adlı bir eser yazmıştı. Kendisi son büyük stoacı filozoflardan biri olarak görülüyor. Bununla birlikte Roma barışı döneminin sonu geliyor. Ve daha sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi başlıyor. Henüz Doğu Roma demiyoruz dikkat edin çünkü Doğu Roma İmparatorluğu Batı'dan bin yıl kadar daha fazla ayakta kalıyor.